Bakın, elimde gene elektrik potansiyel sorusu var. Şimdi self enerjiyi geçen hafta görmüştük. Neydi self enerji? U eşittir V diyor. Yani benim bir yüküm varsa, bir charge'ım varsa, benim bir elektriksel potansiyel enerjim var kendi içimde. Buna self enerji diyoruz. Bu gravity'de de böyle, yani yerçekimde de böyle. Şimdi elimde formülüm bu. U eşittir V dq. V'yi bulacağım, sonra dq üzerine integre edeceğim. Şimdi bana bir tane küre veriliyor. R yarıçaplı bir küre. Rho'sunu alfa r olarak veriliyor. Rho'su sabit olan çözümü de var da onu ben yapmadım. Onu kendiniz yapabilirsiniz. Cevabın ne olduğunu söyleyeceğim. Ona göre yaparsınız. Şimdi rho alfa r'la değişen bir şey. Bakın vdq diyor. İlk önce içeride bir r yarıçaplı bir yerde potansiyel belirleyeceğim. Sonra onun üzerinden integre ederek toplam potansiyel enerjimi bulacağım. Şimdi arkadaşlar bakın, şu içeride bir r yarıçaplı bir küre belirledim. Bu r yarıçaplı kürenin tam yüzeyinde elektrik potansiyeli ne olur? Bakın tam yüzeyinde şu gösterdiğim, okla gösterdiğim yerde elektrik potansiyeli ne olur? Tam kürenin üzerinde olduğu için KQ bölü R gibi bir şey olacak. Doğru mu? KQ bölü R. Şimdi K, bakın ne kadar yükü görüyorum içeride? Q of R'ı görüyorum. O zaman V eşittir KQ of R bölü R. Şimdi bakın, içeride bir R yarıçaplı bir kürenin üzerinde potansiyeli belirledikten sonra bunun Q of R'ı bilmediğimiz bir şey. Onu bulacağız. İkincisinde de dq'yu bulacağız ve integre edeceğiz. Şimdi bakalım. Bakın format aynı. İçeride bir r yarıçaplı, sen Gauss'un sorusu çözüyormuş gibi bir küre belirliyorum. Onun tam şu yüzeyinde potansiyeli buluyorum. KQ of R bölü R, gördüğünüz gibi yüzeyde potansiyel nasıl bulunuyordu? Küreyi bir nokta olarak kabul ediyorduk. KQ bölü R'ydi. Bunu yazdım. Ondan sonra Q of R'ı bulacağım. Ondan sonra dq üzerinde integre edeceğim. Şimdi bakalım. Q of R'a bakıyorum. Nereden nereye gidecek bu integral? Sıfırdan küçük R'ye gidecek. Çünkü rho değişiyor. Demek ki integral alacağım. Bakın Q of R demek sıfırdan küçük R'ye kadar olan. Hepsi değil. Hepsi tamamı başka bir Q. Q total diyebiliriz. Ama biz içerideki yükü bulacağız. Ne yapıyorum? Q of R eşittir sıfırdan R'a. Rho dv. Q of R eşittir alfa R. 4 pi R kare dr. Sıfırdan küçük R'ye gittiğimde Q of R'ı alfa pi R üzeri 4 olarak buluyorum. Q of R'ı bulduktan sonra bakın benim neye ihtiyacım var? Bir Q of R'a, şuradaki içerideki yük miktarından dolayı. İkincisi dq'ya. dq de neydi formül olarak? Rho dv'ydi. dq eşittir rho dv. Rho çarpı 4 pi r kare diğer. Rho'yu da alfa r olarak yazarsam alfa 4 pi r küp bölü 4 pi r küp diğer olarak bulunuyor. O zaman potansiyeli de ne olarak biliyorum? KQ Q of R bölü R. Burada da formül, potansiyeli yaz, dq yaz ve integre et demek. Q of R'ı bulduk. dq'yu bulduk. Buradan gördüğünüz gibi Q of R'ı bulduk. dq'yu bulduk ve yerine yazıyorum. U eşittir V of R dq. K Q of R bölü R dq. Q of R'ı şuradan yerine koyuyorum. Bakın burada R üzeri 4 var. dq'de R üzeri 3 var. R üzeri 7 geliyor ama bir de içeride 1 bölü R var gördüğünüz gibi. R üzeri 6'nın integralini alıyorum. Hepsini yerine koyup çarptıktan sonra U eşittir K alfa kare 4 pi kare R üzeri 7 bölü büyük R üzeri 7 bölü 7 olarak bulunuyor. Şimdi alfayı size toplam yükü büyük Q olarak verebilirdi. Alfayı şuradan çekecektik o zaman. Toplam Q'yu da bulacaktım. Q total eşittir sıfırdan büyük R'ye rho dv yazacaktım. Alfayı da oradan Q cinsinden çekip yerine yazacaktım. Bizim self enerjimizin gelmesi gereken format K Q kare bölü R oranında bir şey gelmesi lazım. Hocam niye burada 1 bölü R gibi bir şey yok da R üzeri 7 var dersiniz. Alfa kareyi büyük bize eğer toplam yük büyük Q dese de alfa kareyi Q cinsinden yazarsak 1 bölü R üzeri 8 gelecekti. Benim self enerjim K Q kare bölü R formatında. Başında katsayılar değişebilir ama önemli olan K Q kare bölü R formatında bir şey olmalı. Yani kürenin toplam yarıçapı olarak verilmeli, 1 bölü yarıçapı olarak. Burada öyle çıkmıyor. Dediğim gibi toplam yükü bana eğer bir büyük Q toplam yük deseydi buradan bir de toplam yükü bulacaktım. Sıfırdan büyük R'ye götürüp oradan alfayı çekecektim. Bu formüldeki gibi alfa pi büyük R üzeri 4'ten de gördüğünüz gibi bakın alfa pi büyük R üzeri 4 olsa toplam yükü buldum. Q total olsa alfayı Q total bölü pi R üzeri 4 olarak bulurum. Şurada yerine koyduğum zaman Q kare bölü R üzeri 8 gelir. Gördüğünüz gibi R üzeri 7, R üzeri 8, 1 bölü R geliyor. Anlatabiliyor muyum?
Genelde self enerji değil formatımız KQ kare bölü R oranında bir şey vermeli. Başında katsayı değişebilir ama KQ kare bölü R hep sabit. Şimdi arkadaşlar bu soruyla ilgili problem olan var mı? Bakın sorunuzu lütfen sorun. Ona göre ilerleyelim. Hocam şu R'li kısmı bir daha söyleyebilir misiniz? Hangisi? R'li derken? R üzeri 7 geldi ya. Bak. Şimdi burada Q R üzeri 4 geldi. Gördüğün gibi Q of R. İçerideki yükü buldum ya. R üzeri 4 geldi. DQ R küp geldi. R kare diğer zaten geliyor. Bir de alfa R'ye gelmişti. R küp geldi. R üzeri 4 burada var. Bak formülüm ne? Formülüm ne? VDQ. V'nin içinde ne var? Q of R var. Q of R R üzeri 4 getiriyor. DQ'den R küp geliyor. R üzeri 7. Ama bir de 1 bölü R'ye bölüyorum. Gördüğün gibi. Bir de 1 bölü R'ye bölüyorum. R üzeri 6 geliyor. Bunu mu sormuştun peki? Aynen. Anladın mı şimdi? Anladım. Şimdi Q üzeri, Q'dan R üzeri 4 geliyor. DQ'den R küp geliyor. R üzeri 7. Ama bir de 1 bölü R'ye bölüyorum. Çünkü şu bakın hemen şu şekle gidiyoruz. Şu dış küre, şu kürenin yüzeyinde potansiyel KQ Q of R bölü R'ydi. O yüzden 1 bölü R'de geliyor. R üzeri 7'yi R'ye bölünce de R üzeri 6 geliyor. Şimdi başka sorusu olan var mı bununla ilgili? DQ'nun Q of R'ın türevi şeklinde çıkması şans eseri mi oldu bu sefer yoksa? Yok yok şansı mi? Yok alakası yok ki bak. Q of R şey değil mi bak? Q of R DQ değil mi zaten? Q of R eşittir integral DQ. DQ de rho dv. Yani anlatabiliyor muyum? Burada sadece DQ'yu yazdım. Burada o DQ'yu sıfırdan küçük R'ye integre ederek Q of R'ı buldum. Bu şey yani burada niye DQ geliyor? Diyor ki zaten şu potansiyelin içinde Q'lu bir kavram var. DQ üzerine integre edecek. Mesela bak geçen hafta şey için yapmıştık bu. İletkenler için yazmıştık. Potansiyel KQ bölü R'ydi. DQ üzerine integre edip DQ, Q kare yazmıştık. Öyle bir şey anlatabiliyor muyum? Bu da öyle bir şey. Q'yu integre edip buluyoruz DQ üzerinden yani rho dv üzerinden. DQ dediğim şey bu zaten kendisi verilen bir şey. Yani DQ integre edilmemiş hali. Rho 4 pi r kare diğer. Q dediğinde bu DQ'nun integrali o kadar. Yani hep böyle zaten. Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi başka sorusu olan var mı? Yoksa diğer soruya geçiyorum. Bakın bu önemli. İbrahim Hoca zamanında sormuş bunu. Bir 5-6 yıl önce. O yüzden bunu çözmek istedim. Dediğim gibi size toplam yükü büyük Q da verebilir. Şu küçük R'yi büyük R'ye götürüp alfayı çekersiniz. En son bulduğunuz alfa yerine yazarsınız. Formatınız her zaman K Q kare bölü R olur. Şimdi eğer R sabit olsaydı buradaki R değişken mesela buradaki R dediğim şey değişken ama sabit olsaydı cevap 3 bölü 5 K Q kare bölü R çıkacaktı. Onu da siz yapın. Burada 1 bölü 7 falan çıkıyor. Orada 3 bölü 5 çıkıyor. Çünkü bu dediğim gibi alfa R'ye bağlı değişken ama rho sabit rho burada değişken alfa R gibi bir şey. Ama rho sabit olsaydı o zaman cevabınız 3 bölü 5 KQ kare bölü R çıkacak. Tamam yeni bir soruya geçiyoruz. Bakın bunu elektrik alanında defalarca yaptığımız için hani nasıl yapıldığını göstereceğim ama dediğim gibi bunu elektrik alanında yaptık. Şimdi elimde bir tane içi boş silindir var. Silindirin tam bakın şurada bir nokta var görüyorsunuz. Bu da silindirin üzerinde bir yerde yani. Ama silindirin içi boş. Sadece hani bu nokta dışarıda bir yerde değil. Burada elektrik potansiyeli ne diye soruyor. Ben ne yapıyordum? Bakın. Elimde bir tane içi boş silindir var. Yani ringlerden oluşuyor gibi düşünelim. Bana tam buradaki P noktasındaki potansiyel nedir diye soruyor. Şimdi nasıl çözeceğim? Ben bir tane ringin potansiyelini biliyorum. Bakın bir tane ringin potansiyelini biliyorum. KQ bölü R. Yani KQ bölü X kare artı R karenin karekökü. Biliyoruz. Değil mi? KQ kare KQ bölü R yani KQ bölü R kare artı X karenin karekökü artık neyse. Burada bakın diyorum ki bu ringin üzerindeki her nokta sürekli değiştiği için yani bu silindirin üzerinde her nokta sürekli değiştiği için ben bunun içinden küçük bir dx kalınlığında bir ringi seçeyim. Onun P noktasındaki potansiyelini bulayım sonra bu dx'leri toplarım ve bütün potansiyeli bulurum. Bakın dq toplam yük Q ve bu L'ye kadar mesela L kadar uzunluğa dağılmış. Benim seçtiğim DX DQ kadar yük dağılımına izin vermiş. Anlatabiliyor muyum? Bakın toplam yük L kadar uzunluğa dağılmış. DQ ise DX'in üzerine dağılmış. Bakın bu şu maviyle çizdiğim ringin
çemberin şu P noktasındaki potansiyeli nedir ona bakacağım. Bunlar bilindik şeyler. Bunları söylemiyorum. İşte Q işte sigma 2 pi rl. Sigma işte Q bölü 2 pi rl. Buradan dv yazıyorum. K dq bölü r kare artı x kare. Çünkü dq nereden geliyor? Buradaki dx'in yani burada seçtiğim mavi ringin üzerindeki yük miktarı dq gördüğünüz gibi. K dq bölü r kare artı x kare. Şimdi toplam dediğim gibi yük l kadar uzunluğa dağılıyor. Tekrar göstereyim. Toplam yük L kadar uzunluğa dağılıyor. DQ da DX'e dağılmış. Oran orantıdan Q, L, DQ, DX. Buradan doğru orantıdan DQ'yu buluyorum. DQ eşittir Q bölü L, DX. Ve yerine koyuyorum sadece K. DQ bölü karekök içinde R kare artı X kareydi. Ben buradan DQ'yu Q bölü L, DX yazdım. Bakın şurada tekrar göstereyim. K, DQ bölü R kare artı X karenin karekökü. Bu DQ da şuradan gelmişti. DX'in üzerindeki yük miktarı DQ'ydu. Buradaki DQ'yu da şuradan yerine yazdım. Q bölü L DX. Sıfırdan büyük L'ye integre ettim. Buradan da bana V of B KQ bölü L elen L bölü R artı kare köşünde L kare bölü R kare artı 1 olarak bulunuyor. Şimdi burada bir sorusu olan var mı? Evet. Bir soruyu gösterebilir misin? En üstte, en başta. Orada acaba verilen bilgiler de var mıydı diye görmek istedim. Efendim? Hani integral mi diyorsun? Evet evet. İntegralde vermiş mesela. Tamam, okay. Şöyle. Yani zaten böyle bir şeyin integralini verir. Yani basit integralleri vermez. Böyle ne bileyim y bölü x eşittir tanjant falan gibi integralleri vermez. Ama bu tarz integralleri verir. Yani bu tarz integralleri size verir. Ama dediğim gibi yukarıda bir x olsaydı falan mesela x de x olsaydı vermezdi. Yani onlar basit. Ama bu tarz integralleri veya daha karmaşık integraller çıkarsa onları verecek. Bu burada bizim sınav sorumuz değil. Bunu Bilkent'in sınav sorularından birisi. Onu, oradaki sorulardan aldım. Burada birkaç tane daha soru var arkadaşlar. Onları yapmayacağım. DQ'yu nasıl bulduğumuzu bir daha gösterebilir misiniz? Bak DQ'nun nerede niye olduğunu anladın ama değil mi? Bak DQ toplam uzunluğa toplam uzunluk L'ye Q dağılıyorsa DX'e de DQ dağılır. Burada aynısını yapıyorum. Diyorum ki bak Q'ya L dağılıyor. Q bütün L'ye dağılıyor. DQ de DX'e dağılıyor. Oran orantı. Yani anlatabiliyor muyum? DQ bütün Q'yu L'ye bölerseniz birim yük miktarını bulursunuz. DX'le çarpınca da orada o DX üzerindeki Q'yu bulursunuz. Bunu ben elektrik alanında da yapmıştım. Şimdi oldu mu? Anladım, evet. Dediğim gibi anlamadığınız yerlerde lütfen durdurun ve sorun. Basit şeyler ama hani sınavda olabildiğince seri bir şekilde ve hızlı bir şekilde puan kaybetmeden bunları yapabilirim. Çünkü sınav maalesef zamanla alakalı. O yüzden hiçbir puan kaybı yaşamadan bunları bitirelim. Şimdi bakın burada iki tane soru var. Bunları yapmayacağım. Özellikle şu alttaki soru da Bilkent'ten aldım. Bu da çok önemli bir soru. Bunları yapmaya çalışın. Anlatabiliyor muyum? Bunları kendiniz yapmaya çalışın. Anlamadığınız yerlere bana sorun. Cevaplarını isteyen arkadaşlar olursa, yaparlarsa hocam bunun cevapları ne diye paylaşabilirim. Şimdi bazı soruları size veriyorum. Bakın burada 3 tane soru bırakmışım. Bunları çözün diye. Hani bizim vaktimiz çok kalmayabilir. Şimdi biz daha böyle kendi spesifik sorular üzerinden gidiyoruz. Şimdi capacitance konusuna geçiyoruz. Arkadaşlar sıra konusu zaten liseden gördüğümüz bir şey. Q'yu delta V'ye bölüyorsunuz. Sıra'yı buluyorsunuz. Toplam yük bölü potansiyel fark. Potansiyel farkın mutlak değerde olmasının sebebi potansiyel fark negatif çıkabilir. Ama benim sağım negatif çıkamayacağından dolayı Q'yu delta V'nin mutlak değerine bölüyorum. O yüzden çıkan sonucun pozitif olması için. Şimdi seri bağlı kapasitörler var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar seri bağlı kapasitörler olduğu zaman bunun çektiği yük, bunun ittiği yükle eşit. Yani artı eksilerdeki yük miktarları eşit olacağı için bundaki yük miktarı Q ise seri olan kapasitörlerdeki yükler hep aynıdır. Çünkü aynı akım geçer. Anlatabiliyor muyum? Aynı akım geçtiği için toplanan yük miktarı aynıdır. Ama bunlar ne yapar? Seri bağlı kapasitörler ne yapar? Voltajı paylaşır. O zaman V'yi diyorum ki V1 artı V2 diyorum. Birinci C1 V1 aldı. C2 V2. Sonra yerine yazalım. V'yi Q bölü çünkü buradan geçen buradaki yük miktarı da Q. Çünkü aynı akım geçiyor hepsinden. Q bölü C2 olup eşittir Q bölü C1 artı Q bölü C2. Anlatabiliyor muyum? Bakın
İsterseniz ya delta v'yi q bölü c'den bulursunuz ya c'yi q bölü delta v'den bulursunuz. Buradan seri bağlı kapasitörler dediğim gibi yük miktarları aynı. O yüzden potansiyelli paylaşırlar. O yüzden yazıyorum ki q bölü c2 olup eşittir q bölü c1 artı q bölü c2. Buradan da 1 bölü c2 olup eşittir 1 bölü c1 artı 1 bölü c2. Yani farkındaysanız bu paralel bağlı dirençler gibi aslında bunun formülü. Diğeri de tam tersi. Yani dirençlerle kapasitörün davranış şekli birbirinin tam zıttı ekvivalentleri bulurken. İşte paralel bağlı olduğu zaman da Q'ların aynı olması gerekmez. Aynı akım geçmeyebilir çünkü akımla alakalı bu Q. Ama voltajları aynıdır. Çünkü ikisinde de aynı gerilim vardır. O yüzden bunlar voltajları paylaşmaz, Q'yu paylaşır. Buradan çıkan diyoruz ki Q miktarı buna ve buna dağıldı. O zaman yazalım. V1 eşittir V2 eşittir V. Q total eşittir Q1 artı Q2. C equivalent V eşittir C, C1 V artı C2 V. Buradan da C equivalent paralel plate'ler için, paralel bağlı kapasitörler için C1 artı C2 olarak bulunuyor. Buraya kadar bir sorun olan var mı? Buraya kadar bir sorun olan var mı? Bu gördüğümüz gibi lise 2'de falan gördüğümüz konulardan. Lise 2 veya lise 3. Şimdi hatırlamıyorum. Buradan sonra U'ya enerjiye bakalım. Enerji V dQ olduğunu biliyorum. V'yi Q bölü C dQ olarak yazarsam da enerji kapasitörler cinsinden bulunursa enerji Q kare bölü 2C veya 1 bölü 2 CV kare olarak bulunur. Çünkü Q'yu CV C kare Q eşittir CV olarak yazarsam C kare V kare gelir. C'ler birbirini götürdü. Bir tane C kaldı. 1 bölü 2 CV kare ile bir Q kare bölü 2C aynı şey. Şimdi bununla ilgili bir tane buraya kadar sorusu olan var mı? Onu söyleyeyim. Buraya kadar sorusu olan var mı? O zaman soruya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu soruyu biraz büyüteyim. Gerçi görünüyordur ama bir tık daha büyüteyim. Şimdi arkadaşlar elimde bakın 3 tane paralel bağlı bir kapasitör var. Bir tane voltaj var. Ben bunu 10 volt diyor. Kapasitörlere başka şeyler demiş ama ben hepsine C1, C2, C3 işte onları mesela voltaja epsilon demişim. C1 1 mikrofaradmış. Ona C demişim. 2 mikrofarad C2. Ona 2C demişim. C3 3 mikrofaradmış. Ona da ben 3C demişim. Yani ben bunları hep C olarak veriyorum. Siz en sonunda yerlerini, değerleri koyarsınız. Zaten bir önemi yok. Şimdi olayın nasıl yapıldığı önemli. Bana diyor ki bakın ilk önce anahtarı bir konumuna getiriyorum. Buradaki bütün voltajı şu kapasitöre yüklüyorum. Sonra buradan bir konumundan bataryayı çıkarıp iki konumuna getirdiğimde bu üç tane kapasitörün üzerinde biriken yük miktarı ve aralarındaki potansiyel farklar ne olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın ilk baştaki kapasitörler voltaj epsilon kapasitörler C1, C1 şuradaki C, C2 ortadaki 2C, C3 sondaki 3C. Şimdi bana ilk başta diyor ki bunu anahtarı bir konumuna getir. Yani şu kapasitörle şu pili bağla. Yapalım. C'yi bakın C'yi buradaki epsilona bağladım. C'nin üzerindeki yük miktarı ne olacak? C'nin üzerindeki yük miktarı ne olacak? Q0 eşittir C epsilon. Çünkü buradaki bütün voltajı 7. Buradaki bütün voltaj buna ait olacak. Yani artık bu sömürebildiği kadar sömürecek o voltajı. Zaten öyledir. Tamamen şarj dolana kadar pili bitirir. Şimdi ikinci durumda diyor ki bakın buradaki Q0 C epsilon. Şimdi ikinci durumda diyorum ki anahtarı iki konumuna getirdim. Bir konumundan çıkardım. İki konumuna getirdim. Üç kapasitör de birbirine paralel bağlı. Aralarındaki voltaj farkları aynı olacak ama ben bunlara epsilon diyemiyorum. Yeni bir equivalent yani steady state durum sağlandığı zaman uzun bir süre sonra aralarındaki bakın potansiyel farkları eşit olacak ama onlar epsilon olmak zorunda değil. Göreceğiz şimdi. Bunun üzerindeki yük miktarı Q1. İkincinin üzerindeki yük miktarı Q2. Üçüncünün üzerindeki yük miktarı Q3. Bilmiyoruz. Çünkü aynı Q'lar dağılamaz. Çünkü C'leri farklı. Voltajları eşit olsa da C'leri farklı olduğu için aynı yükler oluşmaz. Daha az veya daha çok yük oluşacak. Şimdi ve biliyoruz ki biz korunan büyüklüklerden biri de enerji nasıl korunuyorsa eğer sistemin içine başka bir şey yapmıyorsa Q da korunur. İlk baştaki yük miktarım Q0. İkinci durumdaki yük miktarım da bu üçünün toplam yükü Q0 eşit olacak. O zaman yazıyorum. Q0 eşittir Q1 artı Q2 artı Q3. Q1 son haldeki C'nin, Q2 2C'nin, Q3 de 3C'nin potansiyel yük miktarıydı. Q0 eşittir Q1 artı Q2 artı Q3. Q0'ın C epsilon olduğunu biliyordum. Tekrar buradan göstereyim.
C epsilon olduğunu biliyordum. Eşittir Q1 artı Q2 artı Q3. Ondan da potansiyel farkları eşit. Çünkü paralel bağlı hepsi. O yüzden V parantezinde C artı 2C artı 3C. Buradan görüyorsunuz ki steady state son durumda oluşan potansiyel epsilon değil. Epsilon bölü 6 çıkıyor. Tamam, epsilon bölü 6 dedik. Sonra Q'ları nasıl bulacağım? Hepsinin potansiyeli ne? Hepsinin potansiyeli neydi? V idi. Hepsinin potansiyeli V olduğu için C'lerle V'leri çarparım. Q'ları bulurum. O zaman Q1, Q2, Q3'e bakıyorum. Q1 C epsilon bölü 6 yani Q0 bölü 6. Q2 2 C epsilon bölü 6 Q0 bölü 3. Q3 eşittir 3 C epsilon bölü 6 Q0 bölü 2. Anlatabiliyor muyum? Bakın toplam yükü topladığınız zaman yine Q0 olarak bulunuyor. Buraya kadar bir sorusu olan var mı? Evet, buraya kadar bir sorusu olan var mı? Hocam ben bunu anlamadım. Burada bir şey yani benim kafama yatmıyor dediğiniz bir şey var mı? Evet. Var mı problemi olan? Yoksa geçiyorum. Bakın dediğim gibi yaptığım şey basit. İlk önce pili bir ilkine bağlıyorum. Bütün yük oluşturuyorum üzerinde bütün potansiyeli kullanarak. Sonra hepsi birbirine paralel bağlı olduğu için son durumdaki potansiyelleri eşit. Son durumda biliyoruz ki yükler de korunur. İlk baştaki Q0 son durumdaki 3Q'nun toplamına eşit. Buradan da V'ler aynı olduğu için C2C artı 3C yaptım. İlk önce voltajı buldum. Voltajı bulduktan sonra da voltajı C'lerle çarpıp Q'ları buldum. İşte paralel plate kapasitörler var arkadaşlar. Paralel plate kapasitörler aslında kapasitörler konusunda bir numara yok. Göreceksiniz bir numara olmadığını. Kapasitörlerde şöyle bir şey. Paralel plate kapasitörleri de biliyorsunuz bakın her zaman kapasitör sorularında bir artı yük görürsünüz, bir eksi yük görürsünüz ve birbirinin aynı. Şimdi elektrik alan içeride sigma bölü epsilon 0'ydu. Çünkü biz bunu zaten elektrik Gauss yasasında falan çözmüştük. Hatta ben elektrik yasası, elektrik force soruları çözerken de, elektrik alan soruları çözerken de bunu göstermiştim. Bakın biri elektrik alanı itiyor, diğeri çektiği için iki katı sigma bölü epsilon 0. Aradaki D fark olduğu için iki plate arasındaki uzaklık D olduğu için potansiyelde elektrik alan çarpı DR'dı yani E dot DR'dı. Sigma D bölü epsilon 0. Q'yu ne olarak yazacağım? Bunlar plate olduğu için sigma A olarak yazarım. Buradan sigma A olarak yazarım. C eşittir Q bölü delta V. Sigma A bölü sigma D bölü epsilon 0. Buradan paralel plate kapasitörlerde kapasitans sigma A bölü D olarak bulunur. Şimdi buraya kadar bir sorusu olan var mı? Arkadaşlar buraya kadar bir sorunuz var mı? Bu arada bir şey sorun sorabilirsin. Yok demeyeyim. Şimdi bir şey soracağım. Kapasitörle de en son nereye kadar gelindi? Hangi konuda o konuya kadar geldiniz? Dielektrik yapıldı mı? Küresel kapasitörler falan yapıldı mı peki? Küreseli işliyordu sanırım da ben tam girmedim son dersi. Bir girip çıktım hani. Tamam, küresel bir şeyler çizmişti yani tahtaya ama tam işledim bilmiyorum. Tamam şimdi o zaman biz kendimiz yaparız anlaşırız yani eminim. Çünkü kapasitör konusunda sadece paralel plate kapasitörlerle ilgili soru çözerek PS bitmez. O yüzden ben size teker teker anlatacağım. Sonra dielektrik konusu yapıldı mı peki? Dielektriğe geçildi mi? Bazı hocalar geçti galiba dielektriğe. Bazı hocalar geçti mi emin değilim. Neyse konuşuruz zaten. Bir arkadaş geçildi yazmış. Evet. Tamam. Demiş. Tamam o zaman güzel. O zaman şimdi teker teker gidiyorum. Bakın paralel plate kapasitörlerde kapasitesinin nasıl bulunduğunu biliyoruz. Şimdi bakalım. İlk önce ne yaptı? Dediğim gibi elektrik alanı bulduk. Elektrik alandan potansiyeli geçtim. Çünkü aradaki plate'lerin arasındaki mesafeyle çarpıyorum elektrik alanı. Potansiyel farkı bulayım. Sonra Q eşittir sigma A. C eşittir Q bölü delta V. Sigma A bölü sigma D bölü epsilon 0. Buradan C'yi sigma epsilon 0 A bölü D olarak bulduk. İşte formatımız bu. Bu kalacak. Şimdi ikinci duruma gelelim. Küresel kapasitörler. Şimdi daha önceki soru diğer arkadaşlar geçmiş olabilir.
Bu ben çok görmedim diyen arkadaşa ben o özellikle biraz dinlesin. Hani geçmiş olan arkadaşlar vardır. Şimdi arkadaşlar bakın gene hep aynı numara. İçerideki bakın küresel kapasitör. İçeride bir Q var. Dışarıda bir eksi Q var. Bakın en dışarıda elektrik alan var mı? Bunlar konduktör. En dışarıda elektrik alan var mı burada bir yerde? Yok. Yok. En içeride elektrik alan var mı? Yok. Yok. Arada var. Hemen bir Gauss surface çiziyorum bak. A ile B arasında. E çarpı 4 1'e karıştır. Q bölü epsilon sıfır. Çünkü içerideki Q'yu gördüm. Doğru mu? Q bölü epsilon sıfır buradan elektrik alanı buldum. Q bölü epsilon 4 pi epsilon sıfır r kare. Sonra bunu A'dan B'ye bakın. A'dan B'de elektrik alanı olduğu için A'dan B'ye integre ediyorum. Burada bir sorun var mı? Potansiyeli bulacağım. Delta V eşittir eksi. A'dan B'ye E dot diyar. Delta V eşittir Q bölü 4 pi epsilon sıfır 1 bölü A eksi 1 bölü B. Şimdi hocam burada aslında şu çıkar diyorsunuz. A'dan B'ye gittiğim zaman 1 bölü R karenin integrali eksi 1 bölü R. 1 bölü B eksi 1 bölü A çıkar diyebilirsiniz. Ama benim bakın potansiyel fark negatif çıkar. Benim istediğim şey potansiyel farkın pozitif olması. Anlatabiliyor muyum? Çünkü benim bulacağım kapasitans formülünde delta V artı. Çünkü kapasitans dediğimiz şey, sığ dediğim şey eksi çıkamaz. O yüzden buradan de bunun 1 bölü B eksi 1 bölü A çıkacak ama ben delta V'yi bulduğum için 1 bölü A eksi 1 bölü B yazdım. Q bölü 4 B epsilon sonra 1 bölü A eksi 1 bölü B. Buradan C eşittir Q bölü delta V yaptığım zaman Q'lar birbirini götürüyor. 4 pi epsilon 0 yukarı çıkıyor. C eşittir 4 pi epsilon 0 AB bölü B eksi A. Küresellerde kapasitansın hesabı bu. Şimdi oldu mu biraz daha? Evet. Basit değil mi? Bak görüyorsun. İçeride artı yük var, dışarıda eksi yük var. Toplu dışarıda elektrik alan yok. En içeride elektrik alan yok. Çünkü bu konduktör bunlar. Arada elektrik alan var. Buradan içeri bir tane Gauss surface çizdim. R yarıçapında, küçük R yarıçapında. İçerideki yükü görüyorum. E çarpı 4 1'e karıştı. Q bölü epsilon 0. Burada elektrik alanı buldum. A'dan B'ye integre ettim ve deltasını bu bana toplam potansiyel farkı verdi ama ben neyi arıyorum? Potansiyel farkın pozitifini arıyorum. Yani çünkü benim sağım pozitif çıkacak, negatif çıkamaz. Delta V'yi bulduktan sonra onu absolute olarak düşüneceğiz. Mutlak değerini alacağız. Buradan da bu işlemi yaptığımız zaman bu görüyorsunuz Q bölü 4 pi epsilon 0 aslında B eksi A bölü AB payda eşit dersiniz. C eşittir Q bölü delta V olduğu için Q'lar birbirine getiriyor. 4 pi epsilon 0 yukarı çıkıyor AB. 4 pi epsilon 0 AB bölü B eksi A. Şimdi İbrahim Hoca'nın zamanında sorduğu bir soru üzerinden gideceğim gene. Demiş ki mesela bir tane R yarı çaplı kürem olsun. Bakın ben gene buraya dönüyorum. Bir tane diyor R yarı çaplı kürem olsun. Sonsuzu da eksi R yarı çaplı pardon. Bir tane R yarı çaplı kürem olsun. Charge Q. Sonsuzu da eksi Q yüküne sahip bir tane şey olarak düşünün demiş. Sonsuz yarı çaplı. İşte evreni de sonsuz yarı çaplı eksi Q yüküne sahip bir küre gibi düşünün demiş. Bana sığa ne olur diye sormuş mesela. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu AB. Ama AB değişebilir. Şimdi hocanın sorduğu soru şuydu. Diyor ki büyük R yarı çaplı kürenin charge Q olsun. Evrenin charge'ında eksi Q olarak düşünün. Bu sistemin sahası nedir diye soruyor. Burada peki ne görüyorsunuz? Bakın R yarı çaplı kürenin yükü Q'ymuş. Yani A'yı R'ye götürün. Evreni de eksi Q yüklü bir şey olarak, küre olarak düşünün. O zaman B'yi nereye götürmem lazım? Evrene bakıyorsam. Sonsuza. Sonsuza işte İbrahim Hoca'nın sorduğu soru buydu. Diyor ki A'yı R'ye götürün, B'yi sonsuza. Hani bir tane Q yüküne sahip R yarı çaplı kürem olsun. Evreni de eksi Q yüküne sahip bir sistem olarak düşünün. Bunun sahasında bulun diyor mesela. O zaman ne A'yı R'ye yapacağım? götürmemizin bir mantığı kalıyor mu ki o zaman? Hani sonuçta dışarıdaki sonsuz Ama bak noktasal gibi göreceksin. olmuyor mu? Bak göreceksin. Şimdi cevap bu değil miydi? 4 pi epsilon 0 AB bölü B eksi A. B'yi sonsuza götür. A'yı sıfıra. A'yı R'ye götür. B'yi sonsuza götür. Şimdi B sonsuza giderken AB çarpımını atamazsın. Ama B çok büyürse şuradaki A'yı atabilirsin. Doğru mu? Evet. O zaman ama yukarıdakini atamazsın. Yukarıdaki çünkü B ile çarpımı. O zaman buradan B gelir. Buradan B gelir. B'ler birbirini götürdü. A'yı da R'ye götürdüğümüz için kapasitesi ne çıktı? 4 pi epsilon 0 R. Gördün mü?
Oldu mu? Ama ben burada şey düşünüyorum. Üstte B'yi sonsuz diye düşününce altta da B'yi sonsuz diye düşünüyorum. Sonsuz böyle sonsuz bir belirsizlik var olurmuş gibi. Yani B, B'yi götürür gibi düşünmüyorum. Ama bak öyle düşünme. O zaman L'Hopital yap. Yanlış mı düşünüyorum? O zaman L'Hopital yap. Yukarıyı da B'ye göre türev yap. Aşağıyı da B'ye göre türev yap. Bir, bir gitti yani. L'Hopital'le oluyordu ki. Yani anlat bak. Yani B'yi sonsuz gibi düşünme. Çok büyük gibi düşün. Hani direkt sonsuz demeyelim, tamam mı? Çok büyük gibi düşünelim. Yani bir kilometre falan düşün yani. Öyle düşün. Çok hani sonsuz gibi ama çok da sonsuz değil. Yani yaklaşık sonsuz. Zaten direkt sonsuz diye bir şey yoktur. B çok büyürse şuradaki A'yı atarsın. A ile B ile B'yi sadeleştirirsin. Doğru mu? Direkt sonsuz düşünme ama sonsuza yakınsın. Yani limit sonsuza giderken de. Yani anlatabiliyor muyum? Direkt sonsuz diye yazamayız tabii. Zaten Ama sonsuzluları çözebilmek için yani sadeleştirme yapabiliyoruz benim bildiğim kadarıyla, yani üstteki de alttaki sadeleşebiliyor. ya şöyle yapalım bak şöyle bir şey. Direkt sonsuz yazamıyorsun. Limit x sonsuza giderken x bölü x neye yakınsar buluyorsun aslında anlatabiliyor muyum? Sonuçta neye yakınsayacak diye buluyorsun. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi hocanın sorduğu sorunun mantığını anladık mı? Diyor ki evrenin eksi q yüküne sahip bir sistem olarak düşünün. Ay bu içerideki küreyde R yarıçaplı bir artı Q yüklü bir sistem olarak düşünün. Gördünüz değil mi kapasitansı nasıl çıkıyor? Anlatabiliyor muyum? Şimdi kaç dakikamız var? Görünebiliyor musunuz kaç 4 dakika? dakika var şu an. 4 4 dakika. O dakika zaman 10 saniye. şimdi küresel kapasitörü de anlat. Silindirik kapasitörü de anlatıyorum. Şimdi ders dediğim gibi derste şey yapamayan arkadaşlar da bakar. Bakın hiçbir şey yok. Bunun da hiçbir şey yok. Sadece dediğim gibi derste bir sonraki şeyde de görecek olsak en azından bizim için şey olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Gene aynı sistem. İçeride Q var, dışarıda eksi Q var. Efendim? Tek soruyla ilgili bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu şekilde hani sonsuza gidiyor ya. Evet. Hem dıştaki küre olmuyor mu? Nasıl oluyor şey Bak. olarak? Şimdi diyor ki B'yi eksi Q'yu evrende düşün. B Yani sonsuza yani, değil B mi? sonsuza gidiyor. A'yı da diyor. Yani sana sadece şunu verecek şekilde. Bir tane diyecek ki bir tane Q verecek sana. R yarıçaplı bir tane küre. Yükü Q diyecek. Evreni de eksi Q olarak düşün diyecek. Anlatabiliyor muyum? Anladım, tamam. Burada ben Tabii. A'yı R'ye götürürüm. B'yi sonsuza götürerek. Hani bu genel bir kapasitör solution'ı. Sen burada A'yı B'yi bir yerlere götürerek hocanın istediği kıvama formata getireceğiz. Anlatabiliyor muyum? Anladım, tamam. Şimdi silindirik olana bakalım. Potansiyel bakın. İçerideki artı Q, dışarıdaki eksi Q. Dışarıda elektrik alan yok. En içeride elektrik alan yok. Çünkü bunlar dediğim gibi metal. Arada bir yerde elektrik alan buluyorum. E çarpı 2 pi RL eşittir Q bölü epsilon 0. Burada elektrik alanı buldum. Ve benim iç yarıçapım A, dış yarıçapım B olduğu için gördüğünüz gibi iç yarıçapım A, dış yarıçapım B olduğu için bu aralıktaki potansiyel farkı bulacağım. Bunu E neydi? Potansiyel fark neydi? Eşittir eksi integral E dot dr'dı. Buradan dr bölü r'dan ln gelecek. Zaten bunu biliyoruz. Buradan da Q bölü delta V'nin absolute'unu alırsak. Peki arkadaşlar bakın bu infinit uzunluğunda bir silindir. İnfinit uzunluğunda bir silindirin kapasitansı infinit olur. Mesela burada dikkat ederseniz bakın potansiyel lambda cinsinden çıkıyor. Kapasitörün içinde bulduğumuz formül ise Q. Anlatabiliyor muyum? Q. Q'yu da lambda L olarak yazarsanız sizin infinit uzunluğunda bir silindir için bulacağınız kapasitans değeri kapasitans per length'tir. Direkt kapasitansı bulamazsınız. Eğer sizin sisteminiz infinity'ye gidiyorsa, silindir infinity'ye gidiyorsa sizin bulacağınız cevap kapasitans değildir. Kapasitans per length'tir. O da 2 pi epsilon 0 ln b bölü a'dır. Şimdi burada sorusu olan var mı? Bu çok önemli. Bunu sorun lütfen. Hocam niye burada böyle yaptık? Çünkü bakın c'nin içinde q var. V'nin içinde lambda var. Q'yu lambda çarpı l olarak yazarsanız yukarıda l olur. L'yi sonsuza götürürseniz c sonsuz çıkar. O yüzden size eğer kapasitör infinite diyorsa, cylindrical infinite diyorsa, infinite long diyorsa bulacağınız şey capacitance per length olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Elektrik alanı nasıl olup bir daha sayar mısınız? Bak elektrik alan içeride bir tane Gauss surface çizdim. E çarpı 2 pi RL. Görüyorsun değil mi?
Evet. Eşittir Q bölü epsilon 0. Buradan L'yi Q'ye, Q'yu L'ye bölünce de lambda geliyor. Gördüğün gibi bunu elektrik alanda yapmıştık. Gauss'un cylindrical bir surface çizdik. Sonra buradan potansiyele gidiyorum. Eksi E dot diğer yani kürede yaptığımın aynısı. Ama orada 1 bölü R kare vardı. Burada 1 bölü R olduğu için diğer bölü R'dan elen gelecek. Elen gördüğün gibi elen B bölü A. Buradaki Q yerine de lambda L yazarsam dediğim gibi C bölü L'yi bulursunuz. Eğer sizin sisteminiz infinity'ye gidiyorsa C bölü L'yi bulursunuz. Çünkü burada L'nin yukarıda kalması kapasitörün cevabının infinite olması demek. Birim uzunluğa düşen kapasitans miktarını bulursunuz. Anlatabiliyor muyum? Tabii bazı sorularda infinity'ye gitmeyebilir. Onu da çözeceğim. Şimdi zaten kapanacak. Kapanana kadar sorun. Anlamadığınız bir yer var mı?